أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير آخر إلى آخر الآية صدق الله العظيم. <coughs> <laughs> وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت تقول الملائكة ما قدم ويقول الناس ما أخر إلى آخر الحديث. Tefsir dersimizde Bakara Suresi'nin 110. ayeti kerimesinde kaldık. Bakara Suresi ayet 110. <laughs> Elhamdülillah başlattığımız bu güzel tefsir çalışmamızda ayet ayet devam ediyoruz. 110. ayeti kerimede Kur'an-ı Kerim'den takip etmek isteyenler Bakara Suresi'nin 110. ayetini bulurlarsa oradan kelime kelime manasını verip arada da tefsirini yapıp devam edeceğiz. Bismillah. Ve akimus sala. Namazı kılın. Ve atuz zeka. Zekatınızı verin. Ve ma tuqaddimu li min hayrin. Ve ma tuqaddimu her ne şeyi gönderirseniz. Tukaddim kelimesi mesela bir insan ee, uzun bir yola gidecek, Osmanlı döneminde yolculuk yapılacağı zaman, sefere çıkılacağı zaman, diyelim ki İstanbul'dan yola çıkılıyor, Avrupa'ya doğru gidiliyor veya dünyanın herhangi bir sefer yapılacağı zaman, askerin konaklayacağı yerlere orada bir hazırlık yapılırdı. İşte bu asker burada ne yiyecek, ne kadar pirinç, ne kadar e, yemek tüketilecek, meyve nasıl olacak oraya <laughs> gönderirlerdi erzağı. Yani bu şey yapılmadan, program yapılmadan asker sevk edilmezdi. Hangi konakta ne yiyecek, hangi konakta ne yapacak ve hedefine kaç günde ulaşacak bunların hepsi programı vardı. Ya Allah bismillah çıkalım yola iyi tamam da oradaki program yapmadın mı orada asker aç kalır. Aç kalan asker deposunda mazotu kalmayan araba gitmez. Tank da olsa gitmez. Allah'ımız buyuruyor ki Kullarım, sizin kılacağınız namazlar, vereceğiniz zekatlar bunların hepsi kendi nefsinize ahirete göndereceğiniz hazırlıklar, azıklar, rızıklardır. Ümmetukaddimu li enfusikum ahirete her ne şeyi gönderdiyseniz min hayrin hayır cihetiyle teciduhu bulursunuz indallah Allah katında. Bunların hepsini bulursunuz. Allah katında hiçbir cezayı olmaz. Bir insanın bir milyon parası olsa veya milyon dolarlık e, mücevherleri olsa, pırlantalar, elmaslar olsa bunu ne yapıyor? Bir kasaya koyuyor, emniyetli bir kasaya koyuyor. Şimdi sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu da buyuruyor ki siz benim kullarıma, fakirlere, yetimlere, muhtaçlara her ne şeyi verirseniz hayır cihetiyle onu ahirette karşılığını alacaksınız. Halbuki Rabbimiz rızık taksimatı bakımından bol rızkını istediği gibi dağıtabilir. Ancak Rabbimiz kendisi sonsuz merhamet sahibi olduğu gibi kullarında da kimisine bol nimet veriyor. Senden de merhamet göreyim. Sen de benim kullarıma merhamet et manasındadır. Teciduhu indallah. İnnallah bima ta'melune basir. Allah yaptıklarınızı görücüdür. Burada mühim bir hadisi şerif rivayet edilmiş. Bir de kıssa var. Ebu Hurere'den bir hadis-i şerif. Kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İza ma'tel Kişi öldüğünde Takulül melâke mâ kadden. Melekler ne getirdin, ne yaptın? Ve yekûlün nâs. İnsanlar da mâ akar, ne, bıraktı? ne bıraktı? Ne bıraktı? Nesi var? Nesi var? Melekler ne getirdin? İnsanlar ne bıraktı? Derler. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz Medine-i Münevvere'nin kabristanına uğradı orada selam verildi ve şöyle seslendi. Medine'deki kabristana Hazreti Ömer Efendimiz inne nisaakum kad ve duayrakum kad sukinet ve envalukum kad kusimet. Sizin hanımlarınız evlendiler. Sizin evleriniz başkaları oturdu. Sizin mallarınız taksim edildi hepsi taksim edildi. Oradan bir ses geldi. Yebnel Hattab. Biz de buradaki haberleri size söyleyelim. Sen bize dünyadan haber verdin. Dünyadan bize haber verdin. Biz de bu alemden sana haber verelim. İnne ma qaddamna ve cedna. Ve ma enfaknahu fekad rabihna. Buraya ne gönderdiysek, namazımızı, orucumuzu, ibadetimizi, taatimizi, insanlığımızı, Allah adına ne yaptıysak hepsini bulduk. Neyi infak ettiysek hepsini bulduk. Çok da kâr ettik. Çünkü Allah katında, Allah yolunda bir lira verirsin, yüzünü alırsın. Yüz lira verirsin, yüz bin kat alırsın. Ve ma halefna fakat hasirna. Geriye ne bıraktıysak hep hüsran olduk, üzüldük. <laughs> Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sirreh arkadaşlarına soruyor. Arkadaşlar Günahı mı seviyorsunuz, malınızı mı seviyorsunuz? İnsanlar diyorlar ki doğruya doğru biz malı seviyoruz. Mevlana Hazretleri doğru söylüyorsunuz. Madem malı seviyorsunuz niye dünyada bırakıyorsunuz? Madem günahı sevmiyorsunuz niye alıp götürüyorsunuz? Sevmediğimiz günahları yapmayalım, dünyada işlemeyelim. Meşhur hadis-i şerif Bukhari'de İzâ insan İnkata anhu ameluhu. İnsanoğlu ölünce dünyayla bağlantısı kesilir. İlla min selas. Üç kişi ölse bile kabirde sevap devam eder. Sadakatin cariyetin cami yaptırmış, Kur'an kursu yaptırmış, köprü yaptırmış. Yani bir hayır getirecek bir iş veya yetimlerin kalacağı mesela yetimhaneler açılıyor. O da çok güzel. Sadakayı cariye. Ev ilmin yuntefe'u bihi veya bir kitap yazmış. Efendim İmam-ı mesela i̇hya ül gibi, Kimya-i Saadet gibi. Tavsiye ederim bu kitapları. Ee, bu Leys Semerkandi'nin Tembihül Gafil'i mesela. Çok güzel kitaplardır bunlar. Veya Ömer Nasuhi Bilmen'in işte Büyük İslam Meali gibi. Yani bu kitaplar, Değerli Cübeli Hocamızın yazdığı kitaplar mesela. Allah kendine hayırlı ömürler versin. Ev yuntefe'u bihi. Bir eser yazmış. O eser okundukça kendisine sevap yazılıyor. Ev salihin yedi uleh. Veya ev salihin salih bir evlat. Geçen bir yerde bir taziyeye gitmiştik. Orada efendim geçmişten ruhuna okunuyor. Dedim ölenlerin yakınlarından kimse yok mu o da okusun. Herkes birbirlerine dilse kuru sen oku sen oku diye. 50 kişiden bir tanesi çıkmadı. Evveledin salihin yed'ule. Hadis diyor ki yani geçmişten ruhuna okuyanlar demiyor. Ya evveledin salihin. Salih bir evlat, salih bir çocuk, kendi çocuğun Kendin yetiştireceksin. Kendi çocuğun sana okuyacak. Hayırlı bir evlat yetiştireceksin. Bir evlat, Kur'an yolunda yetişen bir çocuk bizim cennet teminatımızdır. O çocuk bizim ahirette cennet şefaatçimizdir. Onun için <laughs> mahşerde biz Kur'an'ın şefaatinde toplanacağız. Çocuklarımıza Kur'an'ı öğretir, onları o yolda yetiştirirsek o zaman bir işe yaramış olur. Avveledin <laughs> salihin. Kur'an kursları o 28 Şubat dönemlerinde Kapanacak noktalara geldi. Doğru dürüst talebede kalmadı. Bir tanesi güya işte hocam Kur'an kurslarının hali sıkıntılı, ne olacak, kapanıyor, doğru dürüst talebe kalmadı falan. Kendisine beş tane, altı tane çocuğun var, bir tanesini Kur'an kursuna vermedin, sen zaten baştan kapattın. Yani Kur'an'a İngiliz çocuğunu göndermeyecek, Rus'ta göndermeyecek, Amerikalı da göndermeyecek çocuğunu Kur'an'a vakfedecek, Allah'ın yoluna vakfedecek olan kimdir? Müslüman oğlum, Müslüman. Sizler Allah'ı seven, dinini seven, kitabını seven insanlar. E, kitabını seven insanlar da çocuğunu Kur'an yolunda yetiştirmezse Allah'ımızın kitabına kim sahip çıkacak? Evvel edin salihin yed'ule. İşte İhyaulümuddin'de yani isim vermişken İhyaulümuddin bir insan diyor kabristanın önünden geçerken orada geçmişlerin ruhuna Kur'an okuduğu zaman o kişi ölse ne kadar geçmişlerin ruhuna Kur'an okuduysa Allah Celle Celaluhu ona o kadar Kur'an okutturur. Okuyacak kişi olmasa bile Allah kullarını yaratır. ona o kadar Kur'an okutturacak nesiller yaratır. Meğer ne ekersen onu biçersin meselesi etme bulma dünyası dediğimiz buymuş. Ne yaparsan karşılığını bulursun ahirete gitmeden. Peki. 111. ayet-i kerimeye geldik. Ve <laughs> kalu Yahudiler, Hristiyanlar, iman ehli olmayanlar bak ne diyorlar. Len yedhulel cenne, cennete giremez. İlla men kâne huden ev Yahudi girebilir veya Hristiyan girebilir diyorlar buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Allah cevap veriyor Yüce Rabbimiz. Tilke <laughs> emaniyuhum, bu onların kuruntuları. Söyle Habibim onlara, Kul hatu burhanekum. Madem cennet sizin delil getirin. Nereden sizin oluyor cennet? İn kuntum sadikin. Eğer sözünüzde sadık, davanızda doğruysanız ispat edin. Delil getirin. Peki onlar deseler ki siz delil getirin o zaman Müslüman için cennet vardır. Bela, hayır. İş onların dediği gibi değil. Men esleme ve cehehu lillah. Şu bedenini kim Allah'a teslim ederse, gözünün amahrama bakmaktan, kulayla çalgı müzik efendim günah dinlemekten, ağzıyla yalan iftira gıybet etmekten, eliyle harama uzanmaktan ki milletin malını zimmetine geç vesaire. Kim bedeninin tamamını Allah'ın emrine kendini teslim ederse bir ve muhsinun bir de Allah için yapacak bunları. Riya gösteriş suma olmayacak. Allah için ihsan. Felahu ecruhu inde Rabbi. Allah katında bunlara ecir vardır. Ve la khawfun aleyhim ve lahum Onlara korku ve hüzün yoktur. Risale-i Kutsiye Seyyid Muhammed Mustafa İsmet Karibullah Kadir Sallallahu Aleyhi ve Büyük Şeyh Efendi o mübarek onunla alakalı bir ufak tarihçe şey yapmakta fayda görüyorum. Seyyid Muhammed Mustafa İsmet Karibullah Sultan Abdülmecid Han onu tarikatlar bozulmaya başladığında kendisini İstanbul'a davet etti. Dedi ki Tarikatlar bozuluyor. Gerçek mürşitleri ayırt edemiyoruz. Hangisi gerçek, hangisi sahte. Bu hususta, <laughs> yani post niche dediğimiz, bu görev sizin olsa da siz tayin edin hangisi doğru, hangisi yanlış. Ona göre biz karar verelim. Ona büyük bir yer gösterdiler. Büyük bir alan gösterdiler. İşte Ok Meydanı tarafında 50 dönem arazi verelim. Tekkeyi kurun orada, büyük çalışmaları yapın. O da, İstihare yaptı. Dedi ki istiharede Fatih çarşambadaki tekkenin olduğu yer. Orası görülüyor. Padişah tamam madem öyle orası olsun. Oraya geliyor. Ve orada tekkeyi kuruyor. Efendim dünya tarihinde haçlı savaşlarını organize edenler hep papazlar. Yani insanları böyle bir taarruza kışkırtmışlar. işte Kudüs'ü kurtaracağız vesaire diye. Yani ülkemizde de böyle kargaşa çıkartan bazı merciler var. Yani hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Bakıyorsunuz. Bir güçlü, Allah'ı seven, samimi Müslümanlar bir kargaşa çıkartmaya çalışanlarla beraber yaşıyor. Onları kontrol altında tutulmuş oluyor. Kader dairesi, kaderin cilvesi böyle cereyan ediyor. E Seyyid Muhammed Mustafa İsmet Kalibullah dediğimiz bu büyük zat tüm muhterem, Allah dostu budur. Onun işte e, talebesi yani halifesi Ali Rıza El Bezzaz Hazretleri. O da Üstadımız Ali Haydar Ahıskevi dört mezhebin müftüsü. Üstadımız Ali Haydar Efendi Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri. Yani bu yol büyüklerin yolu böyle kendiliğinden oluşan bir iş değil. Bunlar hep mana aleminde. Bir nevi taşlar kendiliğinden yerine oturarak gidiyor. Kendilerinin bile haberi olmadan Allah'ın Celle Celaluhu lütfu keremiyle yani El-Enbiya peygamberler masumun günahsızdırlar el evliya Allah dostlarıza mahfuzun korunmuşturlar. Allah onları onlar Allah'a sığınıyorlar. Allah da onları korumuş oluyor, muhafaza ediyor. Allah bizi dostlarından ayırmasın. Sakın namarım o çok harika bir veciz kitap yazmış. Ee, sakın namahreme bakma, göz atma. Budur redde sebep. Gafletle yatma, paldır küldür yatağa girme. Mesela kış geceleri veya yaz geceleri insanlar oturuyor, eğleniyor, yanlış işler yapıyor. Televizyonlarda efendim günah ortamlarından çıkıyor. E, estağfurullah falan demedi. Küt yatağa yatıyor. E şimdi bunlar gafletle yatma. Hiç olmazsa 5 saattir bu kadar yanlış günah, isyan, tuyan efendim karma karışık işler, kadın erkek eğlenceler, çalgılar. E şimdi estağfurullah de bir abdest al. Hiç bir iki rekat Allah rızası için yatsıyı kıldın tamam da bir de namaz kıl. Ondan sonra istirahatını estağfurullah diyerek yap. Dahi münkirleri esrara katma. İnkarcı insanları. Mesela tarikat sırları herkese anlatılmaz. Yani anlatılmayan bir şey olduğu için değil. Adam onu anlayamaz. Bana deseler ki tarikat ne? Aşk derim ben. Tarikat bir kelimeyle izah ederim. Aşk. Aşk anlatılmaz. Aşk nasıl anlatacak? Allah'a aşık olmayı anlatamazsın. Adam anlamıyor. Yani ne var kadar abartıyorsun diyor. Doğru. Yani aşk. Aşk kalbi bir şeydir. Yani Leyla ile Mecnun gibi. Leyla başka bir kabileden, Mecnun başka bir kabileden kabile uyuşmazlığı var. Yani o kabilenin o kabileyle, o ırkın o ırkla efendim akız alıp vermesi mümkün değil. Böyle bir durum var. Mecnun da aşık olmuş. İlla Leyla da Leyla. Leyla'yı bulmak istiyor. Onlar da göçebe hayatı yaşıyorlar. Bir yerden bir yere göç ediyorlar. Mecnun da onu onun peşinde, onu görmek istiyor. Yolda giderken bir an dalgınlıkla böyle bir yerde dolanıp duruyormuş. Dolanırken de birisi namaz kılıyor orada. Namaz kılarken adamın önünden birkaç kez geçmiş. Adam neyse namazı bitirmiş hızlı bir şekilde. Efendim, Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm. Arhamadu. Demeden ya ne deli gibi dolanıp duruyorsun, önümden geçiyorsun deyince Mecnun kendine gelmiş adam. Nerede yürüdüğünü bilmiyor. Aşk aklını başından götürmüş. Tarihi bir şey söylüyor Mecnun diyor ki, Beyefendi sen Allah'ın huzurundayım diyorsun. Benim senin önünden dolaştığımı görüyorsun. Ben ise Leyla hakkında aklım başımda gitti. Nerede gezdiğimi bilmiyorum. De git dedi ya namazını bir daha kıl dedi falan. Aşk şimdi nasıl anlatacaksın? Adamı deli ediyor. Yani işte Allah dostlarının hali, Allah'ı halis sevenlerin hali, aşk. Adam anlamıyor. Böyle şey mi olur diye. Doğru, doğru. Aşkı bilmeyen adam. Allah sevgisini kalbe doldurmamış, peygamber sevgisini kalbe doldurmamış, Kur'an'a, dine olan sevgiyi yani mesela fanatik bir e, futbol e, hayranı bir takımı destekleyen bir adam. E adam onu anlıyor işte. Ne diyor ki ben benim ben bunun taraftarıyım diyor. Ölürüm ben bu uğurda diyor. E ne için o öldüğünü bir de anlamış değiliz yani. Adam bir gol diye bağırıyor. Yaptığı iş bu. Neyse. Bir şey demiyoruz ama ben onu anlamıyorum, o beni anlamıyor. İşte aradaki fark bu. Ben Allah'ı tanımışım. Orada aşık olmaya, efendim Allah için ölmeye çalışıyor. O ise işte başka bir uğurda ölmeye çalışıyor. Allah bizi dostlarından ayırmasın. Dahi münkirleri esrara katma, dahi müminleri buhtanla satma. Kimseye iftira etme. Edeptir. Bul aslı hakka gidelim, cemali, bakimali seyredelim. Böyle güzel bir misal veriyor. Yani demek oluyor ki, Allah'ı sevmenin yolu e, Allah'a güzel itaatten geçiyor. Namahremi bakmalar, namahrem işler kalbi de öldürüyor. Ve e, Allah muhafaza reddediliyor kişi, kovuluyor, akıbet kötü oluyor. Şimdi 113. ayeti kerimedeyiz. Bismillah. Ve kâletil yehud. Yahudiler dediler ki, leysetin nasara ala şey. Leyset olmadı, değildir. En nasara Hristiyanlar ala şey. Yani onlar bir şey üzerine değil, onlar batıl. Yanlış. Efendim onların yolu yanlış. Ve kaletinde sonra Hristiyanlar da leysetil yehudu ala şey. Yahudiler bir şey üzerine değil. Onlar onlar yanlış. O ona yanlış diyor, onunla yanlış diyor. Ve umyetlün kitap. Hepsinin kendine göre kitabı var. Biri Tevrat okuyor, biri İncil okuyor. Kezalike kâlellezine le yâlemune misle kavlihim. Bilmeyenlerin sözleri aynen bu şekildedir. Kur'an'ı bilmiyor adam. Adam diyor ki o da bir yol mu diyor. Doğru. Allahu Allah yahkum beynehum yevmel kıyamet. Kıyamet günü <laughs> Allah hükmedecek. Fi kanu fi ihtilafun bu ihtilafa düştükleri hususlarda Allah hükmedecek. İmam-ı Azam Efendimize birisi geldi. Orada bulunurken İmam-ı Azam'a dedi ki: Bir insan bir insan Hristiyanları tasdik etse veya Yahudileri tasdik etse kafir olur mu? Oradan birisi dedi ki bu nasıl söz dedi ya? Bir insan Hristiyanları tasdik etse dedi olur mu? Yahudiler tasdik edilir mi? İmam Azam Efendimiz buyurdu ki acele etmeyin. Ona döndü dedi ki bir insan Yahudileri tasdik etse veya Hristiyanları da tasdik etse efendim bir şey olmaz. Neden? Çünkü Yahudiler dediler ki Hristiyanlar batıl. Yahudiler doğru söylüyor. Hristiyanlar dediler ki Yahudiler batıl. Şimdi Hristiyanlar da doğru söylüyor. Evet hepsi batıl. Yani bu manayı soruyorsun sen dedi. O da evet dedi. Yani soran ne kadar ince bir soru soruyor. Efendim, ama İmam-ı Azam oradaki meseleyi çözüyor. Şimdi Yahudilerin söylediği doğru söz ne? Hristiyanlar batıl doğru. Hristiyanların söylediği doğru söz ne? Yahsebuhum cemiye ve kulubum şatta. Onlar tek zannedersin hepsi birbirlerine düşmandır. Yahudiler bile kendi aralarında çok müthiş düşmanlıklar var birbirlerine karşı. Dıştan tek gibi görülür ama içine girince uhu neler Evet. Bunlar hepsi batıl. Hak olan bela men ve cehulillah. Allah'a teslim olan doğru ve hak çizgidir. 114. ayet Bakara suresi. Ve men azlemu Kur'an'ın tarif ettiği en zalim, en kötü insan. Kur'an'ın tarif ettiği en kötü insan kim? Kimmiş? Allah'a ibadeti engelleyen. Bir insan Allah'a kulluk etmek istiyor, öbürü engel çıkartıyor. En zalim adam budur. Kendisi Allah'a kulluk etmiyor, bir de Allah'a kulluk etmeye çalışana engel çıkartıyor. Allah nasıl hesap vereceksin ya? Nasıl hesap vereceksin? Yani adam Allah'a kulluk etmeye çalışıyor. Ben Rabbimin dinini yaşayayım diyor, olmaz, yapamazsın. Yapamazsın, evet. Firavun da yapamazsın dedi. Allah Celle Celaluhu sen de firavunluk yapamazsın dedi. Uzattı, gitti, ömrü bitti. Ve men azlem en zalim insan. Mimmen o kimse ki mena mesacid Allah. Mena Türkçe'de kullanılıyor. Men etti mesacid Camiye gitmeyi, camiyi men diyor adam. Ülkemizde efendim bunlar ezanlar yasaklandı. Camiler efendim kapatıldı vesaire. En yüz kere fi hesmuhu Allah'ın isminin zikredilmesini engel çıkartıyor ve sağa koşuyor fi harabiha orayı yıkmaya yıkmaya haraba çalışıyor uleike makanen lahum en yedhuluhuha onların o camiye girmeleri olmadı illaki korkuyorlar o kötü insanlar lehum fi dunya hizyun onları dünyada rezil edeceğim diyor Allah kendi dinine ihanet etmeye çalışanı mutlaka dünyada rezilliği göstermeden ahirete götürmüyor dünyada mutlaka rezil olur وَلَوْمُ fil ahirete Ahirette de azabını aldığım çok büyük azap vardır. Şimdi burada Beyt-i Maktis, Mescid-i Aksa'nın yıkılışıyla alakalı bir tarihçi anlatılır. Tarihte Titus dediğimiz e, bir adam vardı. Bunlar e, o Kudüs halkını hepsini kılıçtan geçirdi, yaktı, yıktı, oraları perişan etti. E, ve insanlara çok büyük cevru zulümler yaptı. Hazreti Ömer radıyallahu anh e, oraları fethetti. Fethettikten sonra bir dönem e, orada Büyük Beyt-i Mukaddes'te e, böyle cevruz zulümler oldu. Ve ondan sonra Hz. Ömer radıyallahu Efendimiz dönemine kadar bu anlattığım titus e, Hz. Ömer Efendimiz'in Kadisiye'de Mescid-i Aksa'yı fethetmeden evvelki dönemlerde Mescid-i Aksa'da çok büyük katliamlar yaptı. İnsanları katletti, insanların ölülerini orada bıraktı, orayı harap etti, tahribatlar yaptı. Hz. Ömer radıyallahu dönemine kadar bu tahribat devam etti. Hz. Ömer Kadisiye'de, Kadisiye'de bu e, tahribatları ve Mescid-i Aksa'nın içerisindeki bu yani oralar çöplük gibiydi. Temizledi, yıkandı, pırıl pırıl hale getirildi ve <laughs> Sa'd bin Ebi Vakkas komutasındaki 6 ay sürdü. E, Kadisi Ortadoğu'nun tamamı o zaman fethedildi. Fethedildikten sonra Hazreti Ömer radıyallahu aleyhi Mescid-i Aksa'yı e, teslim aldı. Hatta teslim alırken e, oradaki bulunan Yahudiler dediler ki Mescid-i Aksa mukaddes bir yerdir bunu halifeye teslim edelim. Hazreti Ömer o zaman radıyallahu anh Medine'deydi. Hazreti Ömer de deveye bindi. Oradan kendi kölesiyle beraber Medine'den ta Kudüs'e kadar geldi. İşte bir dönem Hazreti Ömer deveye biniyor. Bir dönem hizmetçisi biniyor falan. En sonki dönem hizmetçisi yani köleye sıra geldi. Köle deveye bindi. Hazreti Ömer atının yularını çekiyor. En son Mescid-i Aksa'ya giriş şekli öyle oldu. Millet Hazreti Ömer'i beklerken devenin yularını çekiyor köle atın sırtında Yahudiler dehşete kapıldılar. Dediler ki beklediğimiz efendim e, İslam ümmetlerinin halifesi ancak böyle bir kimlik olur. Müslüman kimseye yük olmaz. Herkesin yükünü taşır. Yani neticede o da can sahibi, hizmetçisi ama sürekli yani adam atın sırtına binse, o adam yürürse buna can dayanmaz. Ne oldu? Böyle dönümde In, fe innel izzetelillahi cemia. Hazreti Ömer'e dediler ki ya Ömer Atın sırtına sen bin de efendim Mescid-i Aksa'ya öyle girelim. O ayeti okudu. Fe inne'l izzetelillahi cemi. Bütün izzet şeref Allah katındadır. Bütün izzet şeref Allah katında. Levmeden illevmine aldırma burada. Yani kim kınarsa kınasın. Sabırla ver canını bu yolda. Efendim bu bedenimiz bu Allah'ın yolunda izzeti Allah'a kullukla kazanır. O şekilde Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını kendilerine teslim Etmiş oldular İşte o zaman Mescid-i Aksa temizlendi Orada namazını kıldı Orada çok ayrıntılar var ee, Şu meseleyi de paylaşmakta fayda görüyorum Hz. Ömer Efendimiz'e dediler ki Orada bir tane mescidi gösterdiler Burada da namaz kıl efendim Hz. Ömer dedi ki ben burada namaz kılacak olursam Müslümanlar gelirler Bizim halifemiz burada namaz kıldı diye Bu sefer size yer bırakmazlar Hz. Ömer oradaki Hristiyanları kovmadı mesela eğer kovmuş olsaydı o zaman tarih boyunca derlerdi ki siz fethettiğiniz yerlerdeki bütün insanları oradan dışladınız, kovdunuz. Yani siz insanlarla bir arada geçinemiyorsunuz diye bize sitem ederlerdi. Fakat tarihi iyi incelediğimiz zaman Müslüman girdiği bir bölgede en başta Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Mescid-i Aksa'yı aldığında orada Mescid-i Aksa'yı fethettiğinde bulunan işte Yahudilerin bahsettiği bizim buraya gel burada namaz kıl dedikleri o camide, o mekanda diyelim, orada namaz kılmadı. Dediler ki niye kılmıyorsun burada? Ben burada kılarsam bu sefer Müslümanlar buraya hücum ederler, sizin yeriniz kalmaz. Bir, Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa, İslam'ın ahkamına tabi olduysa, o kendi dininin gereçlerini kendi ortamında yapabilir, ona bu kadar müsaade edilir. Ancak ol orta efendim e, e, böyle haçlarıyla veya müziklerle, eğlenceler ve sokaklara aleni teşhir edemezler. Ama kendi bölgelerinde, İslam devletinin içerisinde, kanuni döneminde de vardır. Fatih dönem, Fatih Sultan İstanbul'daki Rumları kovmadı. E, şimdi bu nedir? Senin adaletine sığınmış olan kişiyi himaye altında tutacaksın. O ve ona belirli yerleri açacaksın. Kendisi senin himayende, İslam'ın sağlamış olduğu adaletle orada yaşayabilir, durabilir. Yani İslam hukukunda ben çok kısa özetin özeti izah etmeye çalışıyorum. Mühim bir meseledir. Yani İslam hukukunda İslam adaletine sığınmış olan toplumları, dinleri, ee, bu bir din olacak. Mecusilik falan bunlara müsaade edilmez. Çünkü onun bir kaynağı yok, dayanağı yok. Bir din olması lazım. Ee, böyle bir inanç e, mesela la ikra din, dinde zorlama yoktur dediğimiz İslam dairesinin dışındaki gayrimüslimleri bir zorla Müslüman ol diye zorlayamam ama Müslüman ise dinini yaşamak mecburiyetindedir. Bu mesele bu şekilde özetlenmiş olur. Hz. Ebu Sa'd el-Hudri'den gelen bir hadis-i şerif. İzâ râitumur racul yâtâdül mescid lehu bil iman. Çok güzel bir hadis. Bir imam beş vakit namaz camiye gidiyor. Alışkanlığı varsa bunun imanına şahitlik yapınız buyurdu. Hz. Ali Radıyan Efendimiz bir kimsenin diyor asaletli, şahsiyetli bir insan olduğunu anlamak istiyorsanız Hazer'de ve seferde şunlara dikkat edin. Hazer'de yani mevcut kendi evindeyken, yani seferde değil, Mevla Teala Hazretleri'nin kitabını okuyorsa, mescidin, caminin tamirine uğraşıyorsa, mesela bir Müslüman kendi mahallesinin camisi ilgilenmek zorundadır. Ya birileri yapsın, birileri dediğin sen Müslüman değil misin? Bir Müslüman kendi bölgesindeki caminin tamirine, oranın imarına uğraşmak mecburiyetindedir. Allah yolunda kardeşler edilmesi durumundadır. Ve kûnü mâ sâdıkın bir ilerle iyilerle beraber olun. Seferde ise yol arkadaşlarına ikramda bulunacak. Güzel ahlaklı olacak. Günaha düşürecek şakalar, kötü şakalar iyi değil. Mesela şaka elle kolla şaka olmaz. El kol şakaları şaka değildir. Ee, son dakikalara geldik. İlk bölümü bitireceğim. Bir iki hadis-i şerif arz edelim. Resulullah Efendimiz ki ben ben alillahi mescidem ben allahu lehu beyten fil cennet. Kim bir cami inşa ederse Allah ona Allah ona cennete bir köşk bina eder. Onun için caminin inşasına çok teşvik edilmiştir. Men gada ilemse evraha adallahu gudzna fil cenne kullama gada evraha. Kim camiye giderse, camiden gelirse her gittiğinde, her geldiğinde Allah ona cennette bir köşk bina, imar eder. Yine burada hadis-i şerifte ma umirtu bitişidil mesacit. Bu hadis-i şerif önemli. Ma umirtu emir olunmadım bir teşhid mesela camileri süsleme bu bir enerjidir. Bunu arz edeyim diğer bölüme devamını bırakacağım. Mesela bir insan bir cami yaptı bitirdi. Bitirdikten sonra atıyorum 3 milyon para harcanacak. 2 milyona onun kabasını bitirdik. 1 milyonluk da içeriye süsleme o bir potansiyeldir enerjidir. Onu oraya harcamak doğru değil. Onu fakirlere, yetimlere, muhtaçlara, cami derneği de olsa bunu yapması lazım. Mesela Osmanlı camilerinin hiçbirinin içerisinde bütünüyle e, bir e, çini kaplama yoktur. Belirli ön noktalarda, belirli o noktalarında vardır. Gözün göreceği yerin e, namazda, gözün göreceği hizalarda da işleme yoktur. Huşuyu bozmasın diye. Yani caminin mesela bütün Sultanahmet'ten başlayan Fatih Camii, Eyüp Sultan Camii hepsi sadedir. Çünkü caminin süsüne para harcanmasına din müsaade etmiyor. Ufak bir ara vereceğiz. Bu hadisi şerifi orada da açıklamaya devam edeceğim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ufak bir aradan sonra kaldığımız ayeti kerime <laughs> Bakara Suresi'nin 114. ayet-i kerime. <laughs> Hemen azlama men mena Allah Allah'ın mescitlerini meneden en yüz kere fi hesmuhu orada Allah'ın isminin zikredilmesi ve safi harabiha daha da ötesi onu yıkmaya, harap etmeye koşanlar en zalim insanlardır diyor ayet-i kerime. Onun izahını yapıyorduk. Şimdi bu konuyla ilgili mühim hadis-i şerifler var. Mescidin yapılışını, işte Mescid-i Aksa ile ilgili tarihçesini izah etmeye çalıştık. Ma umirtu biteşidil mesacid. Ebu Davud hadisi bunu açıklıyordum. Ma umirtu emrolunmadım biteşidil mesacid. Camileri süslemekle emrolunmadım. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'yi yaptığında Mescid-i Nebevi'nin direklerini koydu. Üstendeki tavanın üzerine sadece hurma dallarıyla kapattı. Fazla ayrıntılarla uğraşmadı. İmkanı olmadığından değil. O dönemde mesela Kisra'nın saraylarından falan bahsediyor. Bizans'ın komutanları geliyor. E, diyorlar ki efendim Resulullah Efendimiz'in sarayı nerede falan yapılabilirdi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün gücünü, kuvvetini ümmeti şenlendirmek, insanı şenlendirmek için uğraştı. Şimdi onu arz etmeye çalışıyordu. Mesela Osmanlı Salatin camilerini incelediğimiz zaman daha da geriye doğru Selçuklu camiler yapılmış, bitirmiş. Yani gayet sade, sıvayla bile enerjiyi tüketmemiş. Cami maksat hasıl olmuş. İçinin efendim fazla Çinlileriyle meşgul olunmamış. İşte Fatih Camii olsun. Ülkemizin birçok camileri olsun, Sultanahmet camileri olsun, Eyüp Sultan camisi vesaire. İncelediğimiz zaman içinde sıvası bile yoktur. Gayet sadedir. Sade ecdat yapamadığından değil, Çin'iyle en ihtişamlı bir şekilde kaplayabilirlerdi. Bunun fetvasını bulamadılar. Ancak caminin yapılışı diyelim ki işte 2 milyona mal oldu. 3 yani 1 milyon daha harcarsan içini gayet güzel süsleyip o bin pota enerjidir. İnsanların enerjisi sınırsız değildir. Madem o kadar gücün varsa fakirlere, yetimlere, muhtaçlara, kimsesizlere evlenemiyor adam. Bir delikanlı evlenemiyor, Babasında da durumu yok, günaha düşecek, harama düşecek. Bir kişinin zina etmesi efendim her şeyden daha kötüdür. Onlara sahip çıkmak lazım. Yani camilerin etrafında binlerce kişinin aşevleri, Fatih Camii'nin, Eyüp Sultan Camii'nin etrafında on binlerce kişinin aşevleri yapılmış. İmkanlar yani binalara, tezyinlere süslenmemiş. Onun için hazır konu gelmişken, Burada çok net bir hadis-i şerif var. Enerjimizi fakire, yetime, muhtaca, kimse size kullan. Camilerimizi yapalım, yapalım da maksat hasıl olduktan sonra daha enerjimizi oraya tüketmeyelim. Müslümanların elindeki potansiyelleri harçur etmeyelim. Onları daha verimli, daha faydalı İrhamu men fil ard, yerhamu men fil Siz benim kullarıma merhamet edin, Allah da size merhamet etsin. Hadis-i şerifin metni, irhamu men fil ard. Dünyadakilere merhamet edin, yerhamu men fil Allah size merhamet etsin. şimdi bu konuda ile alakalı hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Yani bir Müslümanın edebi, ahlakı Hanefi Huler Radıyallahu Anhu'nun hadisi Resulullah sözüm. İza fe Sizden biriniz diyor camiye giderken veya kıbleye karşı yürürken o tarafa kıbleye karşı tükürmeyin diyor. Hadis-i şerif. Yani Buhari hadisi tükürmeyin. Fe inne ma yunacillahu adam fi musallah mesela Allahu ekber dediğin zaman namazdasın. namazda Allah Celle Celalühü zaman ve mekandan münezzehtir. Namaz kılana Allahu Teala tecelli ediyor. Buyur kulum. Buyur kulum demiş oluyor. E şimdi sen Allah Celle Celalun tecellisiyle karşı karşıyasın veya kıbleye karşı yürüyorsun. Tü diye yani o tarafa doğru tükürmek. E, bunlar yapmayın diyor hadis-i şerif. Doğru bir hareket değildir. Yani kıbleye karşı tükürmeler doğru değil. Ve la an yemini ve efendim böyle e, sağ tarafa da doğru değil. Çünkü orada hafaza melekleri feyna yemini e, meleken le yapsaka an يَسَارِهِ ev tahta kademeyi Yani şöyle aşağı doğru, illa açık arazide tükürecekse bir insan, hadis-i şerif çok net olarak bildiriliyor. Bu kenardaki bir hadis falan değil. Yani kenarda bir hadis zaten olmaz da, hadis-i şeriflerin hepsi mukaddestir ama çok mühim bir hadis-i şerif. Çok efendim, e, ilk ulaşılacak kaynaklardaki bir hadis-i şerif bu. E, onun için hatta e, Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed, Şahin Akşibend Hazretleri'ni, Diyorlar ki filan yerde büyük bir alim, bir mübarek bir zat var. Onu onu ziyarete gidelim efendim. O da olur diyor. ilim ehlin, ilim ziyaret etmesi çok güzel olur. Ee, kalktı gidiyor giderken e, uzaktan gördüler dedi. Ha bak yani bahsettiğimiz üstadımız işte bu mübarek zat budur. O da kıbleye karşı yani o tarafa doğru geliyor. O tarafa giderken açık alanda tabii adam yani o tarafa doğru tükürdü. Tükürünce gitti istikamet kıble istikametiydi. Dönelim geriye dedi. Daha bunu ziyarete gerek kalmadı dedi. Dediler efendim bak karşımızda işte adamı görseydi. Dedi ya kıbleye karşı tüküren adamın edebi olmaz. Ondan da ilim olmaz dedi yani. Basit gibi görülen şeylerdir ama İslam edeptir. İslam ahlaktır. İslam vakardır. Yani ben hocayım demekle veya benim ilmim var demekle olmaz. İslam eşittir, edeptir. Allah edep bir tacimiş nuru hüdadan, giy ol tacı, emin ol her beladan. Hz. Ali Efendimizin bir sözüdür. Edep var insan, edep yok hayvan diyor. Yani bu, ben bunu bu cümleyi cesaretle ben kullanmıyorum. E yani büyüklerimiz söyledi. Edeple insan insan olur. Edep yoksa Efendim insan olmaktan çıkıyor. Onun için yani toplumumuzun e, benim şahitliğim şudur. Yani bizim ülkemiz olsun, e, İslam ahlakıyla ahlaklanan insanların yapısında olsun bir edep, bir vakar, bir asalet var. Ee, yani o güzellik toplumun her zerresinde görülüyor. Ee, ve insanlar birbirlerine karşı o saygıyı gösteriliyorlar. Gösterenler zaten kazanıyor. Göstermeyenler ne insani olarak ne İslami olarak hiçbir vasıfları da olmuyor zaten. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam caminin adabı konusu gelmişken şunu buyuruyor. Menekele min hadi şecar el-münteneti fele yakrabil mescidena feynel melaike teezzem meye yeteezzem bilimden ins. Sizden biriniz diyor bu soğan ve sarımsak gibi kokulu şeylerden yediği zaman yani kokuyor adam. Kokulu bir şekilde camiye gidilmesi doğru değil. Toplumda iç içe olduğunuz için etrafı rahatsız etmek, milleti rahatsız etmek doğru değildir. Menekeles semu evbesal fel ya'tzel Sizden biriniz soğan ve sarımsak yiyerek camiye gelmesin. Yani camiye gelmesin değil. Camiye gideceği zaman o tür şeyleri yeme. Yani namaz vakitlerine yakın tüketmemek lazım. Bunları yemeğin demiyor. Yani adam sofradan kalkıyor efendim o şekilde kokulu bir şekilde camiye gitmesi. Varsa böyle bir şey yedin soğanlıdır, sarımsaklıdır vesaire. O zaman koku diye bir şey var. Koku kullanırsınız. Ee, güzel koku kullandınız mı? O koku sizi bastırır milleti rahatsız etmekten kurtarmış olursunuz. Şimdi burada çok mühim bir hadisi şerif var. Mühim bir hadis. Bazı arkadaşlarımız e, mesela e, yolculuk yapılırken üç mescitte üç cuma vesaire. İşte Mescid-i Aksa'da, oradan Mescid-i Nebevi'de, sonra Kabe-i Muazzama'da. Yine Hz. Abdullah radıyallahu anh, efendimizden kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemme fer'a Süleyman ibn Davud aleyhisselam min binayi beytil makdis Sallallahu aleyhi ve sellem. Davud aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselam. İleriki tefsirlerde çok ayrıntı gelecek. Davut Aley Süleyman Aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı cinlere inşa ettirdi. E, o cinlerin içerisinde kavvaslar vardı, dalgıçlar vardı. E, binayı yapanlar vardı. Çalışanlar vardı. Onları hiç, hiç ırgat gibi kullandı, çalıştırdı Süleyman Aleyhisselam. Mescid-i Aksa denizin diplerinden hazineleri çıkarttırdı. Envai çeşit madenleri getirttirdi. Cinler o zaman çalışıyorlardı, görülüyorlardı. Efendim bu şekilde çalışarak Mescid-i Aksa'yı yaptıttırdı. Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı bitirdi. Bitirdikten sonra e, daha 5-6 aylık daha iş vardı. Asasına şöyle dayandı. Ayakta bakar gibi o şekilde Cebrail Azrail Aleyhisselam ruhunu aldı. Ruhunu aldı fakat ayakta duruyor. Sanki bakıyormuş gibi. Cinler de bakıyorlar. Ölmediğini zannediyorlar. 6 ay falan daha devam etti. Ondan sonra e, o değneği bir güve e, yiyince kırıldı. Kırılınca Süleyman Aleyhisselam düştü. O zaman cinler anladılar ki Süleyman Aleyhisselam vefat etti. Biz boşuna çalışıyormuşuz vesaire diye. Gaybı bilmezler. Geleceği bilemezler cinler. Bir insan dese ki filanca geleceği bilir dese Allah muhafaza dinden çıkar. Şimdi Süleyman Aleyhisselam bu şekilde cinlerle vesaire mescid Aksa yaptı bitirdi. Ellerini kaldırıp Ya Rabbim. Üç şey istiyorum. Hükmen yusadifu hükmehu. Benim yaptığım her iş senin azizün hakim, hakim sıfatına, el-hakim her şeyi yerli yerinde yapan, Allah'ın hükmü hep yerli yerindedir. Allah her şeyi doğru ve isabetli karar vermiştir. Yani hırsızın kolunu kes demek Allah'ın hükmü yerli yerindedir. Neden? İslam o hırsızlığı yapacak adama diyor ki bak sen çok kötü bir iş yapıyorsun. Bu yani insanlıktan çıkaracak çok çirkin bir iştir. Yani Avrupa'da, Amerika'da, Çin'de hırsızlık medeniyettir diye savunan bir toplum var mı dünyada? Yok. İslam diyor ki, bak İslam olarak senin şahsiyetin önemlidir. Bunu yapma. Bunu baştan caydırıyor. Bir başkasının malı sana yar olmaz. Oradan caydırıyor. Ahirete gidince rezil olursun. Ahirette efendim sevabın olmaz. Cehenneme gider, sonsuz azap olur. Oradan caydırıyor. Bu Bunlardan önemlisi, o adamı o kötülükten uzaklaştırdığı gibi, e adam 50 sene çalışmış, bu kadar para biriktirmiş, e bu adamın 50 yıllık ömrünü de alıp gitme. Bu kötü bir iştir diye onu baştan ikaz ediyor. Geçme kırmızı ışıktan dercesine, hakim, Allah'ın verdiği hüküm yerli yerindedir, doğrudur. İnsan anlayana kadar itiraz ediyor. İtiraz ediyorsun ama, efendim senin başına bir iş gelince adamın ocağını söndürürüm diye bu sefer bas bas bağırıyor. İtiraz etmeye gerek yok. Allah hakimdir. Verdi Ya Rabbim ben öyle bir yaptığım her iş senin hakim sıfatına uygun olsun. Bir. İki. Süleyman Aleyhisselam'ın duası bu. Ve mülkün <laughs> la Efendim. Bana öyle bir dünya hakimiyeti, dünya imkanları ver ki benden sonra kimse böyle bir şeye hakim, böyle bir şeye sahip olamazsın. İkincisi bu. Ve layyeti <laughs> yeti mescid ahad la illa salafi. mescid Aksa'ya kim gelirse, namaz kılmak için, sana kulluk için, Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için geliyor. Ziyarete geliyor. İlla harace min zunu bi ummuhu. Annesinden doğduğu gün gibi tertemiz, günahsız eyle yarap dedi. Fakat <laughs> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Emesne tan fakat Yahuma. İki tanesi verildi. Yani iki tanesi nedir? Mescid-i Aksa'ya giden, namaz kılan, annesinden doğduğu tertemiz, günahsız olur bir. İkincisi, kendisine dünyada öyle bir imkan verildi ki havada uçan sarayları, nimetleri, efendim e, arslanlardan, kaplanlardan, kuşlardan ordular düzenledi. Böyle kimse böyle bir ordu dünyaya hakim olan bir insan Süleyman Aleyhisselam. Bunlar verildi. Üçüncüsü Allah Celle Celaluhu hatasız, her şeyi yerli yerinde yapan, benim buyurduğu hakim sıfatımın tecellisi bu ilahlığa mahsustur. E, i̇ki tanesi verildi. Üçüncüsü Allah Alem verilmedi kendisine. Yani Mescid-i Aksa'nın da böyle bir özelliği var. Mescid-i Aksa'ya giden bir kişi annesinden doğduğu gün gibi tertemiz olur. Mescid-i Aksa'dan umre yapacak olan kişi sıfırlanıyor. Sıfır bir şekilde Mescid-i Aksa'dan e, Kabe-i Muazzama'ya yolculuk yapmış olur. Yine İstanbul'un fethiyle camiyle alakalı meseleler olunca Letifte Hanel İstanbul fethedilecek. Felen yamel Emiru emiruha. Onu fethedecek komutan ne güzel Fatih Sultan Mehmet. Onunla hakkında ileri geri konuşuyorlar. Fatih'e iftiralar atılıyor. Fatih Sultan Mehmet'le ilgili efendim laflar söylüyor. Peygamber ne güzel demiş adam beğenmiyor. Seni kim beğeniyor? Allah akıl fikir versin. Allah akıl fikir versin. Yani teşcilli, belgeli Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Efendimizin bildirdiği Fatih Sultan Mehmet ne kadar güzel insandır. Onun ordusu settin, ne kadar güzel işte ve vesaire bütün ordusu insanlardır. Ve Osmanlı ile ilgili adam ileri geri laf söylüyor. Ya onların ellerinde tescil var, belge var, peygamber tarafından takdir var. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizzid dünya ve azabil ahira. 115. ayete geldik. Velillahil meşriku vel maghrib. Velillahil meşriku vel magrib. Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Fe inema her nereye dönürseniz fesem mevecuhulla Allah oradadır. İnne Allah ve alim Allah her şeyi ihate etmiş, her şeyi kuşatmıştır. Şimdi bu ayeti kerimede Velillahil meşriku doğu vel magribu batı Allah'ındır. Yahudiler dediler ki Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de doğu Allah'ın, Batı da Allah'ın, o zaman Kuzey-Güney kimin dediler? Kuzey-Güney kimin dediler? <laughs> Şimdi buradaki mesele şu, yuvarlak bir nesne olsa tarif edecektim. Ee, şu, şununla tarif edebilirim. Dünyayı ekranda görünebiliyor mu? Görülüyordur. Dünyayı şöyle elimde gördüğünüz. Bir şey olarak yuvarlak top gibi düşünecek olursak şu ortadan bir çizgi çekiyorum şöyle ortadan. Şimdi güneş şuradan doğmaya başlıyor. Meşrik, doğu. Şuradan doğmaya başlıyor. Günler uzadıkça böyle geliyor buraya. Şuradan batmaya başlıyor böyle. Yani doğduğu nokta dünyanın yarısından doğuyor, battığı nokta yarısına da batıyor. Yani aynı noktadan doğmuyor. Mesela tespitlere göre iki dakika günün uzaması için güneş 10 bin kilometre yer değiştiriyor. 2 dakika için güneş doğduğu yerden 10 bin kilometre öbür tarafa gidiyor, oradan doğuyor. 2 dakika gün uzuyor vesaire. Şimdi ayeti kerime doğu ve batı benim. Deyince dünyanın tamamı onun olmuş oluyor. Çünkü yarım küreden doğuyor, yarım küreden de batmış oluyor. Yahudilerin de bu iddiaları batıl olmuş oluyor. Adamlar nereden itiraz edelim diye her türlü fırılda çevirmişler. Şimdi bu ayeti kerimenin bir mucizesini görüyoruz devamında. Doğu da Allah'ın, batı da Allah'ın. Nereye dönerseniz Allah orada. Mesela e, uçakta namaz kılınabilir, helikopterde kılınabilir, farz namazı. Gemide kılınabilir duruş kalkış insanların kontrolü olmayan mesela trenlerde olur uçak, helikopter, gemi, tren bunlarda olur. Ancak duruş kalkış insanların kontrolünde olan otobüsler dur arkadaşım ya falan. Burada da yolculuklarda farz namaz arabada kılınmaz, nafile kılınabilir. Diyelim öğlen namazını kılacağız. Öğlen namazının sünnetini Allah'a ekber arabada kılabiliriz. Arabada sünneti oturduğumuz yerde şu baş hareketiyle kılabiliriz. Rukuya gidersin, biraz da secdeye gidersin. Sonra inersin iki rekat, indiğin yerde öğleğinin farzını kılarsın. Sonra tekrar gelir arabana, otobüsüne, Allah'a ekber son sünneti kılarsın. Şimdi insan Müslüman programlı olacak. Şimdi adam iniyor, merasimle abdest alıyor, merasimle namaz kılıyor. Firmalarda bu sefer namaz vakti durmaktan sıkıntı yapıyorlar. Bunu dengelemek lazım. Din bazı meselelerde inne dine yusrun dediğimiz İslam kolaydır dediğimiz kolaylık bunlar. Din bazı kapıları açmıştır. Bu kapıları meşru dairede kullanırsın. Bunları istismar etmeye gerek yoktur. Yolculuk durumudur. Yolculuk durumunda tabii insan bir an evvel e, darda olan, sıkıntıda olan saatli gitmesi gerekenler var. Burada bu şeyler kullanılır. Şimdi e, uçak, helikopter, tren, gemi bunlarda namaz olur, farz namazı. Ancak... Kontrolünde olan, frene bastığın zaman durabilecek bir arabada buna salatu dabbe denir. Bu onlarda farz namazı kılınmaz. İnilip kılınması lazım. E, kılamıyorsun, arabayı durdurtamıyorsun. Dursa yerde kılacak imkan yok. Yerde çamur var, kar var efendim. E, çok şiddetli yağmur yağıyorsa o zaman kazaya bırakmaktansa arabada kılınır. Sonra da iade edilirse güzeldir. Meseleler bunlardan ibarettir. Şimdi bazıları diyorlar ki efendim e, burada e, arabada sen kılamayacaksan, e o zaman cem yapalım, yani öğleyin vaktinde ikindi yıkılalım, gerek yok buna. Yani bir mezhebin o meselede hükümleri bitmiş değil ki. Bir mezhebin o meseledeki hükmü biterse o zaman çıkış yolu olmadığı zaman diğer mezhepteki meselelere bakarsın. Burada bir çıkış kapısı var, bu meseleyle alakalı hükümler verilmiştir. Fıkıh kitapları bunlar uzun uzun anlatır. Peki, Kur'an-ı Kerim doğu da batı da benim. Nereye dönersiniz Allah Celle Celaluhu oradadır. Allah'ın mekanı yoktur. İlla nas va alim. Ve tehazallahu velada. Onlar dediler ki Allah'ın çocuğu var. Hemen Yahudi Hristiyanlara geçti. İşte az önce söylediğim mesele. Onlar itiraz ediyorlar. Allah'a itiraz ettiler. İşte şurasında kimin burası kimin. Ve <laughs> kalu Onların zaten itirazları her şeye. İttekazallahu <laughs> veleden. Allah çocuk edindi. Subhanahu. Allah noksanlık Yani soruları batıl. Gereksiz sorular soruyorlar. Gereksiz şeyleri isnat ediyorlar Allah'a. Kuzey kimin, güney kimin? Allah'ın çocuğu, işte İsa'nın babası yok, çocuğu, babası kim? Subhanehu, o Allah noksanı münezzehtir. Evlenmez, çocuğu olmaz, oturmaz. Efendim, mekanı yoktur. Şeş cihetten ol münezzeh zülcelal. Mesela bu çok güzel bir tabirdir. Allah'ı tarif ederken, Allah Celle Celaluhu dediğimiz zaman, Allah-u Teala'nın üstü yoktur. Altı yoktur. Sağı yoktur. Sönü solu yoktur. Ön tarafı yok, geri yoktur. Şimdi Allah yukarıda dediğimiz zaman alt tarafı olur. O zaman alt kimin olur? Yukarıda oturuyor dediğimiz zaman mekan olur. Adamı kafir eder. İşte bunlara prim bırakmamamız lazım. Allah'ı maddi bir şekle, materyal, Yahudi mantığıyla materyal, maddi bir şekle getirmememiz lazım. Olmaz. Ve kalu tehazallahu vele. Allah'ın evladı var. Sübhanehu. Bellehu ma fis semavat. Gökler vel ard yer. Hepsi benim. Kullun lehu Her şey ona itaat eder. Hepsi benim ya. Allah yarattığına muhtaç mıdır? Muhtaç olur mu? Burada bir hadis-i şerif var. Hz. Ebu Musa radıyallahu anh efendimizden. Kadir sallallahu aleyhi ve sellem. ala eza. Yesme'u min Allah. Allah'ın işittiği, ağır sözler gibi Allah kadar eziyete tahammül eden daha bir bir şey yoktur. İnne uyusuku bihi Allah'a şirk koşuluyor. Ve yücevle velet çocuğu var deniliyor. Devamı çok önemli. Dikkat Sünmehu ve yuafihim ve yerzukuhum. Allah onları yediriyor, içiriyor, hayat veriyor. Neden? Allah aceleci değil. Yaptığınızın karşılığını, sözünüzün karşılığını, bedelini ödeteceğim ben size. Siz beni böyle akıyla takdir etmeyeceksiniz. Ama dünyada yiyip için bakalım. Dünyada yediğin en kaliteli hepsi çöp olup mahvolup gidiyor. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbim. Bu kulların benim hakkımda aleyhimde konuşup duruyorlar. Kapat bunların ağzını ya Rabbim. Rabbimiz buyurdu ki onlar benim hakkımda da konuşuyorlar ya Musa. Benim hakkımda da konuşuyorlar. İnsanoğlu bir acayip. Bediüs evet 117. ayet Bismillah Bediüs semavatı varlar tekrar gökleri yoktan var eden yeri misli olmadan var eden Allah ne müthiş bir dünya yaratmış bu gördüğümüz dünya ilk yaratıldığında toprak böyle gemi gibi lıngır lıngır sallanıyormuş vel cibale evtada dağları böyle kazık gibi mevla çaktı ondan sonra 3 kilometre görülen dağın yüksekliği 30 kilometre aşağı doğru gidiyor. O şekilde duruyor. Dünyayı bu tespit benim hoşuma gidiyor. Dünyayı bir elmaya benzetiyorlar. Elmanın dışındaki kabuk ne kadar ince, içerisi o kadar yumuşaksa dünyanın dışındaki bu toprak o kadar ince, içi magma dedikleri sıvı aşağı doğru gidince alev volkan işte bazen o volkan sıkışma yapıyor dışarıya patlama yapıyor falan. İçeriye doğru gittikçe 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 derece alev. Dünyanın mesela içerisinde dünyanın dışını 3 metre, 3 metre kalınlığında saracak kadar altın var dünyanın içerisinde. Ve ahrecetil ardu eskalaha Kıyamet, zangır zangır kıyamet depremler olduğunda dünyanın içerisindeki bütün hazileler çık, ihracat olacak. Dünya ihracat yapacak. Dünya en büyük ihracatını o zaman yapacak. Ahrecetil ardu, dünya eskalaha içindeki bütün alın, alın. Hadi bakalım. Uğruna dövüştünüz dünya. Ve kâlel insanı Ne yapayım ben diyecek adam ayakta duramıyor. Ya meşhur temelin hikayesi var ya temel ringe çıktı boks yapacak. Adam güçlü bir adam. Çıkar çıkmaz bir yumruk çaktı bizim temeli yıktı aşağı. Temele dediler ki ula temel kalk ayağa. O da tarihi bir şey söyledi. Dedi vuracağım ona tikine duramayırım dedi. Ayakta duramıyor adam gözü dönmüş. Kıyamet kopuyor. Ne yapacak altınları ayakta, ayakta duramıyor adam. Ebu Hureyre'den bir hadisi şerif. Kâlallahu teâlâ kezzeben ibni Adem ve lem yekun lehu zâlike. Kulum beni yalanlıyor. Bende onlar yok. Kulum bana ağır sözler söylüyor. Bende bunlar yok. Ve Matekci bu iyyay beni yalanlaması, öldükten sonra dirilmeyeceğim demesi. Allah diriltecek. Ve lesev vel hulki biyevnal men iadatuhu. İlk yaratılış, sonradan diriltmek daha kolay. İlk yoktu. Şu anda mesela bir icat. Bir anda ben buradayım. Programı bitirdikten sonra Ev dışarıda böyle bir şey var ki basıyorum düğmeye bir anda cuv uçuruyor beni Kabe'ye götürüyor evime götürüyor falan böyle icat var mı yok işte onu yapmak zordur Allahu Teala buyuruyor ki siz yoktunuz. Yani Allah gözümüzü kulağımızı elimizi ayağımızı icat etti. Yoktan var etti. E şimdi Allah buyuruyor ki siz yoktunuz. Ben böyle bir şey yaptıysam tekrar yapmamda ne var? şetem tu iyye fe kavlittehallahu bana sövmeniz, bana hakaretiniz, Allah'ın çocuğu var demesi ve enel ehad ben birim bir. Es-samed hiçbir şeye muhtaç değilim. Evlada falan ihtiyacım yok. Lem elid ve lem uled, ne doğurdum ne doğuruldum. Ve lem ekun kufen had, hiçbir şey bana denk değildir. Men kede ve aleyhü kim bana yalan iftirada bulunursa. Fel yetebe ve mekadehum yenler cehennemdeki yerine hazırlansın. Burada çok manidar bir hadis rivayet ediliyor. Hazreti Sehil Radiyallahu anhu Efendimizden kadir sallallahu aleyhi ve sellem lev ya'leme emiru malihu fi zikrillah bir emir diyor emir ve öyle devlet başkanı idareci Allah'ı zikirdeki güzelliği bilse var ya letereke imaretehu o işi bırakır Fatih Sultan Mehmet akşam setinin peşinde koşmadı mı Akşam setindeki edelik emirliğe devam et dedi o da önemli lev ya'leme teciru fi zikrillah bir tüccar zikirdeki büyük mükafatı ahirette karşısına çıkacağı bilse var ya ve levle ve seva tesbih ala ehli'l ardi yani bir tesbihatın sevabı dünyaya dağıtırsa herkese yeter. Kullu vahidin minhum ashate dünya dunya. 10 dünya büyüklüğündeki insanlara yeter yeter diyor. Peki 118. ayet-i geldik. Ve kâlellezîne lâ lamun Bilmeyen cahiller, Allah'ı tanımayanlar, materyal kafa, maddi, her şeyi madde görmeye çalışanlar. Levla yukellimun Allah. Allah bizimle konuşması gerekmez mi? Evtetine ayet. Allah bize mucizeler göstermesi gerekmez mi? Sanki sipariş veriyor. Haşa ve kella. Sen kulluğunu yap ya. Kezalike kâlellezine min kablihim. Evvelkiler de böyle şeyler söyleyip durdular. Teşabehet kulûbuhum. Kalpler benzer. Cahilin kalbi, ahmağın kalbi, Allah'ı bilmeyenin kalbi. Hepimizin aynısı ad beyenel ayet. Ayetlerimizi bu kadar açıklıyoruz likamin yuqunun. Yakinen iman eden kavimler için. Yakinen iman ilk programlarda bunları uzun uzun anlattım. Şimdi tekrar tekrar onları yani sırayla takiben değerli izleyicilerimiz efendim onları hatırlarlar. burada mühim bir mesele var. Yani Teşabehet kulubuhum. Kalpler birbirine benziyor. Allah akıllı kullarını kendine kul olarak seçiyor. Allah Celle Celaluhu akılla kendisinin bulunmasını istiyor. Bir hazine gibi. <laughs> İnna ersennake. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bil hakkı seni hak ile gönderdik. <laughs> Beşiran ve sen insanları cennetle müjdeliyorsun. <laughs> ve cehennemle korkutuyorsun. Cehennemle korkutuyorsun. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şuna benziyor. Biz bir bölgede oturuyoruz. Güzel bir mahallemiz var. Efendim, etrafımız ağaçlıklı. Birisi bizim sürülerimiz, hayvanlarımız var. Bir de çobanımız. Çoban koşa koşa geldi. Üstü başları yırtık, perişan bir vaziyette nefes nefese. Millet ya bir 5-6 tane elinde silahlı eşkıyalar. Efendim Bizim sürülerimizi alıp gittiler. Onlar 4-5 saat sonra buraya gelecekler. Bütün halkı tarayacaklar. Mallarınızı alacaklar. Kimisi akıllı davranıyor. Diyor ki efendim biz bu adamın sözünü tutalım. Hakikaten durup dururken günün ortasında ne gelmiş burada bas bas bağırıyor. Biz sözü tutalım ki biz de ya 5 saat daha çok var ya. 5 saatin tadını çıkartalım. Bu misaldir. La teşbih ve la temsil. Peygamberler, ey insanlar... Azrail diye bir şey gelecek. Sizin canınızı alacak. Mallarınız perişan olacak. Sizin elinizden çıkacak. Ve bu köşklerden gideceksiniz. Her şeyiniz elinizden gidecek. Daracık kabre gireceksiniz. Ya ki ya birkaç saat dünya hayatının tadını çıkart. Bunlar ne diyor falan. Açtı i̇şte Allah. Celle Celle. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O insanlar bunu anlasınlar. Biz seni cennetle müjdeleyen, cehennemden korkutan olarak gönderdik. Ve la cahim. O cehenneme gidenlerden sen mesul değilsin. Sen söyleyeceğini söyle. Onlar sana inanmazlar. Seni dinlemezlerse kendi tatlı canları bilir. Kendileri bilir. Şimdi bir ayeti kerime daha arz edeyim. Ders programın sonuna yaklaşıyoruz. 120. ayet Bismillah. Ve ankel Yahud ve Nasara. Asla senden Yahudiler, Hristiyanlar razı olmaz. Seni sevmezler. Hatta tettebi milletum. ta ki onların dinine girince. Onlar gibi Yahudi, onlar gibi Hristiyan olursa ha o zaman derler ki adamımsın. Yoksa mümkün değil. Sonuç kul inne hudallahi vel huda. Hidayet yolu Allah'ın yoludur. Ve <laughs> ile eğer onların arzularına uyacak olursan. Ba'deki ma'a ma'a ilm sana ilim geldikten sonra Maaleke min Allahi min veliyin ve nasir. Bil ki Allah senin dostun, senin yardımcın değildir. İnşallah bu ayeti kerimeyi bir önümüzdeki derste devam ettirmeye çalışacağım. Rabbim Celle Celaluhu rızasına nail eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Sevdiği işlerle meşgul eylesin. Bir programında böylece sonuna gelmiş olduk. Amin. Subhan Rabbi'l-Ali'l-Ali'l-Vehhab. vehhab lihaza. Oma kün annetederi olan hedana Allah hamdan, kesiran, tabiyan, bualakem fihi, jasilen, jemilen, daimen, bedewamın kullah ve lahaule ve laaquote illah bil Allah. Yar hamerə cümle hastalara şifa, dertlere deva, darda da zor da olanlara selametler nusibeyle. Yarabı laalimin veya khairin nasilin üç ayların feyzinden, bereketinden müstefideyle, eyle. Mübarek günlerin ve gecelerin hakkıyla ihyasına bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi son nefeste iman ile, cennetinle, cemalinle, kay şerefinle müşerref eyle. Ömür sermayemizi kullarında görmek istediğin güzelliklerle, kemalatla dolu dolu ihyaya muvaffak eyle. Marifetullah nurunu kalbimize doldur. Habibinin sevgisini kalbimize doldur. Ekranın başında bizi izleyen değerli din kardeşlerimizin bütün hayır muratlarını, hayır... Hayır muratlarını, isteklerini tahmin edemeyecekleri şekilde güzelliklerle kendilerine ikram eyle ya Rabb. Ve ila şerefin Nebi ve ali ve ashabihi ve meşayihina'l fatiha Allahumme salli.